Evet, bugün Ramazan NFT'leri konuşalım bence. Şöyle tam bir sene önceki canlı yayınımıza baktım. İlk defa NFT nedir'i bir yıl önce bahsetmişiz. Şimdi NFT nedir'i bir geçelim önce. Bence geçmeliyiz. Çünkü yenilikler Bu var. kanal başladı. Aynen, yenilikleri konuşalım. Ne düşünüyorsun burada NFT'lerle ilgili, yeniliklerle ilgili ya da genel NFT furyasının devam edeceğini ya da bu piyasaya katkısını ne düşünüyorsun? Yani şimdi her düşüş döneminde kripton hep böyle ölecek, bitecek söylentileri çıkıyor ya da insanlarda öyle düşünceler oluşuyor ama bence NFT bunu komple sildi attı artık. Yani kriptonun direkt başka bir yola kıvrılabildiğini gördüler. Kripto paralara sadece yatırım yapmak, sadece al satla değil de o kripto paralar sayesinde başka bir platformun da canlanabildiğini gördüler. Ya da o borsaların başka bir şekilde evrilebildiğini de gördüler. NFT'ler bu konuda insanların kriptodan kazanmadığı dönemde inanılmaz şekilde paralar kazandırarak şu son zamanlarda bence gayet popüler konu olmasındaki sebeplerden biri bu oldu, bana sorarsan. Ya bu noktada benim düşüncem de şöyle, yani NFT'ler başlı başına ayrı bir şekilde değerlendirmesi gereken, kafa yorulması gereken bir nokta. Evet, bu bir sene önce başlamış olabilir ama bundan sonraki senelerde de ben de devam edeceğini düşünüyorum. Eksilme değil, üstüne katarak devam edeceğini düşünüyorum. Aslında hep takipçiler şunu soruyor Ramazan, onu konuşalım bence. Hep geç kalma duygusu. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Tabii ben de fikirlerimi belirteceğim ama NFT'lere geç mi kaldı bu insanlar? Ya da şu an yeni birisi NFT piyasasına girecek olsa para kazanabilir mi? Senin görüşünü Ya, de ben almak merak ediyorum. şimdi kriptoda hep bir şeyler, yani kripto paralar olarak bahsediyorum. Şimdi sadece NFT deyince yani kripto paraları da tabii ki içerisine katmak gerekiyor. Yani bu camia öyle bilindi. Sonuçta kripto paralar sayesinde NFT'leri duydu, herkes öğrendi falan. NFT'lerde bir şeyler kaçtı. Kaçan şeyler var. Para kazanma konusunda çok böyle para yapmış, uçup gitmiş koleksiyonlar var tabii ki ama yeni şeylerin daha böyle hızlı bilindikçe daha da para kazandırdığını görebiliyoruz bana sorarsan. Çünkü yani yeni şeyler daha o diğerleri kadar pahalı olmuyor ya da diğerleri kadar duyulmamış oluyor. Bunları yakalamak için insanların biraz daha bu camiada öğrendiği şeyler haline geliyor. Yani NFT'lerde şu an para kazanma her zaman devam edecek. Ediyor da bir şeyleri kaçırmış düşüncesi oluşabilir ama bu bitti anlamına gelmiyor. O sadece değerli koleksiyonları şu an için almak mümkün olmayabilir belki birçok kişi için. Ama yeni koleksiyonlarda ya da yeni bir NFT furyasındaki kanalda bununla ilgili çokça yeni şeyler yapıyoruz zaten. Biz yenilikleri Evet, birazdan ondan da bahsedeceğim. her zaman takip ediyoruz yani. Bunları yakalama konusunda bizimle birlikte olanlar zaten gayet farkındalar bence zaten. Yani bir şeylerin bitmedi ya da yeni bir şeyi hemen kolayca yakalayabildiklerini görebiliyorlar ve bundan da çokça paralar kazanıyorlar aslında yani. Tabii ki zengin olma fırsatı, o hayallerdeki o milyon dolarlara çıkma fırsatı her zaman gelmez ama onun da gelmesi için bu koşuşturma içerisinde sürekli var olmak ve takip etmek gerekiyor. Bunların yenilerinin de çıkacağını hepimiz biliyoruz yani. Yeni zengin edecek koleksiyonlarına çıkacağını biliyoruz. Evet, ya benim o noktadaki düşüncem de şöyle. Mesela Bitcoin'le başlayan serüvende işte Bitcoin'in hype'ının bir gün biteceği, işte bir Ponzi olduğu ya da vesaire olduğu noktasında böyle çokça teoriler ortaya koyuldu. Ama bugün kriptoyu bütün dünya biliyor artık. Bazı ülkeler resmi olarak kabul etmiş. Bence NFT'ler de artık bu piyasanın içerisinde bir yer edindi. Yani artık bu piyasadan NFT'yi çektiğimizde de yani olası bir NFT'nin çalkantılı süreci bence piyasayı doğrudan etkileyebilecek bir şey. Evet. Bu noktada ben şeyi de çok önemsiyorum. Çok büyük firmalar NFT'lere yatırım yapmaya, kendi NFT'lerini çıkartmaya başladı. Tabii bu işin içerisine Metaverse'ü sokmak da lazım ama bu Metaverse ayrı, apayrı konuşulacak bir mevzu. Doğru. Dolayısıyla bu büyük firmaların girişi, büyük sanatçıların tamamının NFT satışlarıyla birlikte artık NFT'yi kripto piyasasından çekmek demek, herhalde kripto piyasasını hemen hemen değerinin birçoğunu kaybettirmesi anlamına geldiğini düşünüyorum. O yüzden bu hype'ın bu kadar kısa süreli devam etmeyeceğini, uzun vadede yeni, senin de söylediğin üzere yeni fırsatlar geleceğini düşünüyorum. Dediğine şöyle katılacağım. Şimdi önceden NFT'ler başladığında sanki kripto para borsalarındaki paranın buraya aktarılmasıyla ayakta duruyormuş. Ya da o paralar olmasa sanki burası canlanmayacakmış gibi. Ya da o paralar yani kriptoya tekrar kayarsa NFT'ler ölecekmiş gibi bir algı oluşmuştu. Ama şu an görüyoruz ki senin dediğin gibi NFT marketler oluşturuyor bir sürü platform. Ve NFT marketlerdeki o hacimler devasa olmaya başladı. Yani borsaların hacmi kadar Hacimler, evet. hacim dönen yani hacim dediğimiz olay da al sat yani al sat yapılan ve orada inanılmaz paralar döndüğünü görüyoruz. Bu paraların kriptodan yani neredeyse
çıkmadığını, buraya ayrıca bir paranın girdiğini aslında görüyorum. Şey diyebilir miyiz? Yani ben de öyle düşünüyorum. Aslında NFT'ler kripto paraların da reklamını yapmış evet, oldu. Yani, büyüttü yani. Ya büyüttü. Evet. Yani mesela şöyle söyleyeyim. 1 trilyon dolarlık bir marketten bahsedersek belki bunu 2-3-5 trilyon dolara kadar çıkartma fırsatını NFT'ler önümüze sürdü. Ben o yüzden çok değerli buluyorum zaten. Bu tür çıkabilecek her şey kripto paraların tanınırlığına, bilinirliğini arttıracağı için kripto piyasasına bence doğrudan etki edecek. Bizim gibi bu işe gönül vermiş, gününün hemen hemen tamamını bu işle uğraşan insanların, aynı zamanda takipçilerin de bu noktada sevinmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru. Ya kripto tarafında mesela sadece alsat yapmak ya da bir kripto parayı almak belki insan, birçok insana bir şey ispatlamıyordu. Alıyordun ama hayali geliyordu. Bu yüzden de Ponzi olarak görünüyordu. Ama NFT'ler teknolojinin de gelişmesiyle bir şey ispatlanabilir hale geldi. Uygulamalarla işte telefonlarımıza kadar girdi. İnsanlar NFT tablosu yapıp evinin bir köşesine falan asıyor. Yani NFT'ler aslında bir nevi... Dövme yaptırıyorlar. Yani dövmesini yaptırıyor mesela. Barkodunu da dövme yaptırıyor. Gösteriyor falan. Herkese okutturuyor. QR kodunu falan yaptıranlar var mesela. Hani o tarz şeylerle insanlar bir şeye sahip olduğunu, bir kripto paraya yatırımının da fiziki bir nevi evet. Fiziki yani. Telefonla şu an teknolojiyle bir tablo artık insanlar asmıyor da o tablonun elektriksel yani elektronik halini mesela asıyorlar daha çok. O da evinin köşesine asabiliyor mesela. İşte Metaverse'ler de bunun içerisine girince zaten NFT'leri bir nevi gerçekten böyle fiziki olarak tutuyormuş gibi bir şey oluyor. Ve insanlar yatırımının da fiziki olarak yaptığını ispatlamış hale geliyor. Yani bir ev almak gibi bir şey oldu artık NFT almak mesela. Kripto paralardaki işte yatırım hayali gibiydi ama NFT bunu birazcık fizikselleştirdi, gerçekleştirdi yani gerçeğe döndürdü bana sorarsan. Bu yüzden de o sadece kripto paraya yatırım yapmak değil de böyle farklı ilgi duyan insanların yani NFT'ler üzerinde sadece NFT bölümüne ilgi duyan insanların ayrıca bu camiaya girdiğini, bu platforma girdiğini ben düşünüyorum. Yani sadece kripto parayla alakası olan kişiler kripto paraya belki ilgi duymayan kişilerin de ekstra olarak istedim. Girmesini aynen. Sağladı. Yani yeni insanların girmesini sağladı yani. İşte evet, yani fan tokenler üzerinde çıkan mesela NFT'ler var. İşte müzik grupları üzerinde çıkanlar var mesela. İşte yeni böyle değişik koleksiyonlar var. İşte 100 Ethereum'a 200 Ethereum'a giden koleksiyonlar var. Sırf onlara böyle insanların pahalı bir şey alma duygusuyla bile gelen insanlar var yani. Ya da evet. Sadece bende olsun, bu bende tek olsun diyen onları da alanlar var. Yeni bir şey bulabilir miyim acaba beni yansıtan deyip kendi NFT'sini çıkarmak isteyenler de var. Yani birçok kişinin bence sadece kripto paralarla ilgi duyan değil, işte başka sanat açısından da ilgi duyan, işte taraftarlık açısından da ilgi duyan insanların buraya girmesini sağlayan bir farklı bir seçenek oldu yani NFT bu konuda. Evet ya, ben de o noktada sana kesinlikle katılıyorum. Aslında bütün dünyayı kucaklayan, ilgi alanına göre kucaklayan evet, farklı doğru. NFT'lerin ha, evet, ortaya çıkmasıyla birlikte bu aslında bütün dünyayı kapsadı ve dediğin gibi kripto paraya ilgili yani bir Bitcoin'i bilmeyen ya da onu almak istemeyen, bir şekilde almak istemeyen bir insanın bile aslında bir ruhuna dokundu diyebiliriz. Bununla ilgili şeyleri konuşalım bence. Bu hype'lar bu son derece önemli bu noktada. Herkese, farklı kişilere hitap eden. Mesela Ethereum'da PES'ler var. Bir aidiyet duygusu veriyor. Yani eğer o PES'lere sahip olursan özel bir Discord kanalına girebiliyorsun. Evet. Ya da o NFT'ye sahip olursan özel bir Discord kanalına giriyorsun. Kulüp gibi orası yani. Kulüp gibi. Ya da o PES'e sahip olursan Metaverse aleminde yapılan bir canlı konsere katılabiliyorsun. Ve bunun ilerleyen zamanlardaki bence hayatımıza giriş noktasında şöyle farklılıklar da olacağını düşünüyorum. Artık biz o NFT'ye sahip olduğumuzda, sallıyorum böyle çok spesifik bir örnek vereceğim Türkiye için mesela. Tarkan bir konser yapacak ve sadece Tarkan'ın işte Genesis yani ilk versiyondaki bir NFT'sine sahip olanlar bu çok özel konsere girip evet. işte Tarkan'la konuşma fırsatı yakalayacak. Ama o NFT'in yoksa buna giremeyeceksin gibi bunun uygulamaları da başladı. Bu noktada bu insanlara bir aidiyet duygusu veriyor söylediğim gibi. Aidiyet duygusu da bence çok son derece önemli. İşte o senin bahsettiğin bir şeye sahip olmak, o sahip olduğun şeyin değerli olması bu noktada ona yatırım yapmanı da yatırım yapma yönünde de seni teşvik ediyor diye düşünüyorum. Yani mesela işte Bitcoin ya da işte diğer kripto paralarda kaçtı duygusu oluşuyor ya da yeni bir şeyi alsam para yapar mı, onun gibi olur mu kıyasla. Ama NFT'lerde böyle bir şey yok mesela. Yeni bir NFT alıyorsun, onun ayrı bir özelliği çıkıyor. Yani evet. Mesela şunun gibi olur ya da buna killer olur demiyor mesela. Evet. NFT'lerde öyle bir şey de yok. Yani o dediğin gibi ayrıcalık katıyor. Mesela bir ünlü çıkartıyor, o ünlünün sayesinde duyuluyor ve onun gelen takipçileri ya da işte o tarz yatırım yapmak isteyenler, ondan duyup yatırım yapmak isteyen insanlar bu platformasına bir nevi para sokmuş oluyor. Ve para sokunca da burası canlı kalıyor. Ve ama burada dolandırılmama gibi bir durum da var. Çünkü o insanlar gerçek, fiziki olarak var olan insanlar ya da var olan koleksiyonlar ve ona yatırım yapan insanlar da gerçekten bilen insanlar. Mesela kripto para borsalarında işte botlar alsat yapıyor biliyorum ama burada gerçekten insanlar alsat yapıyor ya da insanlar bir şeye sahip oluyor. İşte dediğin gibi bir konsere gitmek istiyor mesela. O konsere gitmek için ya da
bir hedefe ulaşmak için o NFT'ye yatırım yapıyor. Yani burada gerçek bir yatırım söz konusu aslında biraz ispatlanabilir hale geliyor. Bu da tabii ki gayet bu NFT'lerin belki de kriptodan daha da böyle sevilebilir hale geleceğini, ileride daha da kitlesinin kriptodan daha da büyüyebileceğini ben öngörüyorum. Ama tabii kripto paralarla hasat yapıldığı için orada tarafı da her zaman canlı tutacaktır. Evet ya, mesela bir sene önceki işte ilk seninle yaptığımız NFT canlı yayını ile ilgili baktığımız zaman bir seneden bu zamana inanılmaz şeyler çok değişmiş. Hızlı çok fazla gelişmiş. Çok fazla yenilik çıkmış. Bundan belki iki sene sonra Allah izin verirse konuştuğumuzda çok daha farklı evet. şeyler konuşacağız ama bu noktada takipçilerin merak ettiği nokta sorulardan bir tanesi şu aslında. Yani biz nasıl para kazanacağız? Yani bu işe tamam. Güzel anlatıyorsun da nerede? Bir sene önce girmedik. Şu an girdik. Biz bu işten nasıl kazanacağız ve bu işin neresinden tutacağız noktasına biraz değinirken şuna girmek istiyorum. Hemen Layer Zero'ya girmek istiyorum tabii ki. Layer Zero kanal için gerçekten önemli bir hale geldi. Çünkü aslında o NFT'lerin bir versiyonuydu Layer Zero. Bütün ağlarda kullanılabilen bir NFT'ydi ve belki de yeni bir akımdı. Yani buna tam devrim diyemeyiz. Çünkü henüz evet. ispatlamadı. Evet. Hani devrim olması için biraz bir daha değiştirmesi lazım. Evet. Ama yeni bir fikirdi. Yeni bir şey ortaya koyuldu ve insanlar buna çok hızlı bir şekilde adapte olmaya çalıştı. Tabii ki normal NFT piyasasını düşündüğümüzde bu şu anki Layer Zero'ların hacimlerinin, bilinirliklerin çok çok düşük seviyelerde tabii. olduğunu görebiliriz. Ama bu akım bu akımı mesela senden böyle ayrıca duymak istiyorum. Hep aramızda konuşuyoruz ama. Mesela biz bu akımı nasıl yakaladık? Bunun neden olabileceğini düşündük. Hani biz Layer Zero'ya ilk baktığımızda çünkü birçok şeye bakıyoruz. Layer Zero neden olur dedik ve insanlar yaklaşık 5 gün süre zarfında binlerce dolar para kazandılar. Sence bu nasıl mümkün oldu? Hani artık piyasa tecrübemiz mi arttı ya da başka bir piyasa şey? Piyasa tecrübemiz kesinlikle arttı. Bir şeyler artık önceden koklayabiliyoruz. Bunun birçok NFT satışında mesela hani buna girilir buna girilmez. Video evet. video yaparken de mesela videosunu yapmıyoruz. Yani özellikle mesela dikkat ettiğimiz şeyler oluyor. Hatta gelip soruyor bazı arkadaşlar. Hocam bunun videosunu yapmadınız. Buna girmeyecek misiniz? Evet girmeyeceğiz diyoruz mesela. Evet. Her NFT satışına da girip de para kazanacağız diye bir derdimiz yok. Para kazanma da değil olay aslında. Bir şey aslında her NFT satışında evet. para kazanılmıyor yani, zaten. Evet yani hepsinde de para kazanılmıyor zaten. Onları da biz de seçiyoruz genellikle. Yani %99.9 diyeyim. %100 demeyeyim de yani öyle bir başarımız var. %100 deyince çünkü kesin oluyor ama %100 aslında bizim başarı oranımız. Yani bu NFT'lerde tecrübeyle kazandığımızı kesinlikle ben biliyorum. Farkındayım yani. Onu anlayabiliyoruz. Takipçilerimiz de bence gayet farkındalar. Burada Layer Zero'nun neyi farklı dersen bence yani hiç farklı tarafı daha önce hiç olmayan bir şey birincisi. Yani hiç olmayan bir şey derken bir tane NFT alıyorduk. Mesela hangi ağda hocam diye soruyordu mesela. Diyor ki Ethereum ağındaydı mesela ya da bu BSC ağındaydı ya da şu ağdaydı. Burada artık öyle bir şey yok birincisi en başta. Yani istediğin ağda var bu. Yani adamlar hangi ağ koyarsa koyabiliriz ya da sen taşıyabiliyorsun. O var mesela en büyük ayrıcalıklardan bir tanesi. Bunun yanı sıra bir şeyin yani farklı olduğunu görünce bunun kriptoda yeni şeylerin ya da farklı şeylerin bir yerde patlayabileceğini, uçup gidebileceğini biliyoruz. Evet. Onu daha önce gördük yani. Bu en büyük bizi dürten şey bence. Yani burada bir farklılık var. Burada bir değişik bir şey var. Ya bir tatlı bir farklı bir tat var. Yani onu anlayabiliyoruz. Bunu anladığımız için de buraya yükleniyoruz. Ve insanlar da para kazandığını görünce demek ki doğru yerdeymişiz diye zaten ispatlıyoruz. Kendimiz de test ediyoruz bir yandan. Sadece insanlara sunmadan önce. Çünkü kendimiz de bir şeyleri doğru yapma çabasındayız. Para kazanmak değiliz. Bir şey doğruysa zaten para kazandırıyor yani evet, arkasında. Kesinlikle. Ama burada biz bir şeyi koklarken bu projede acaba bir fake bir şey var mı? Ya da bir scam çıkabilir mi? İşte insanlar oraya gelip cüzdanını bağlayacaklar. O cüzdanı bağlarken acaba yani yeni bir şey çıkartırken buradan zarar görürler mi, görmezler mi? Ama her şeyin ne kadar şeffaf olduğunu ve scam üzerinde olduğunu evet. ve bizim de o sayede bulduğumuz aslında. Yani şeffaf olması sayesinde bu kripto paraların ya da işte scam adreslerinin şeffaflığı sayesinde bizim de bunları gayet takip edebilir ve güvenilirliğinden emin olduğumuz şekilde sunmamızı sağladı bizlere. Yani benim düşüncem o yüzden bir şeyin farklı olması ve bunun da daha henüz şu an bence ses getirmedi bu arada. Evet, kesinlikle. Daha ses getirmedi. Bunlar böyle emekleme aşamasında bu tarz projeler böyle scam da çıkabilen şeyler olacak içindeki tabii ki. Yani scam derken işte değersiz olacak, para etmeyecek ya da insanların işine yaramayacak, alacak ama en basitinden burada insanlar zarar görmeden alıyor bunu. Hiç zarar görmeyecekler, sıfır ücretle alıyorlar. Biz hep onların peşinden gidiyoruz. Sıfır ücret almalarının ve bir şeye yatırımsız para kazanmalarının daha çok hani peşinden gittiğimiz için. O yüzden şu an bir şeyin başında olduğumuzu ve bunun şu an değil de bize ileride daha büyük paralar takipçilerimize tabii ki paralar kazandıracağını ben düşünüyorum. Ya şimdi. ben de aynı şeyi düşünüyorum. Burada mesela işte Ghostly ile başlayan Tinos'la devam eden bir süreçte yeni yeni NFT'lerden bir sürü para kazandık ama belki de şeyin girmesi gerekiyor bence. Yani böyle hype'li insanların ve daha önce işte
Ape almış. Ha, değil mi? Mesela Ape sahibi olan insanların, böyle değerli NFT'lere sahip olan birilerinin bu projeleri ön plana atması gerekiyor. Bence kesinlikle atacak. Layer Zero'yu da bence henüz çok başındayız. Çok güzel paralar kazanacağız. Belki biraz paralı, küçük paralı, 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 20 dolarlık yeni NFT'lerin gelmesi gerekiyor. Ama Layer Zero bence de başlı başına bir yenilik. Devrim olmasa da yenilik. Belki bu yeniliği de ilerleyen süreçlerde devrim haline gelmesi mümkün olacak. NFT'ler tabii gelişiyor. İşte bu Layer Zero ve şu anda da ERC-721 Refundable, R dediğimiz bir şey çıktı ortaya. Yani geri iade edilebilir. Belki birçok kişi de bunu ilk defa bizden duyuyordur. Evet. Ki kanalda videosu var ama. Artık bir NFT'yi aldığınızda scam çıkma ihtimaline karşı paranızı belli süre zarfında iade etme opsiyonunu size sunuyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Mesela bu akımla ilgili yani ne düşünüyorsun? Bu bence Layer Zero'yu tam da destekleyecek bir şey aslında. Yani insanlar çünkü bilmediği bir şeyi alıyor. Yani bilmediği bir şeyi aldığında tabii ücretsiz alıyorlar. Yarın bir gün belki biraz ücretle almaya başlayacaklar. Ama bunu iade edebilecek. Düşünsene yani adam yani gayet böyle güvenilir şekilde yani tutacak projeyi yapmak zorunda kalacaklar. Yani proje yapımcıları bir yerden sonra sallama proje yapamayacak. Çünkü neden dersen o projeyi iade edilebilir düşüncesi var. Yani evet. Bir insanlar kötü bir şey yaparsa ya da değersiz bir şey yaparsa diyecek, biliyor ki bana iade edecekler bunu geri. O zaman niye uğraşsın ki boşu boşuna? Eskisi gibi kriptoda bir şeyi çıkartıp o an satıp sadece o an hype'ı kullanıp ya da onu piyasaya sürüp sonrasında onun ölmesinden sonra bir çöp olmasında birçok kişinin canı yanıyordu. Artık canı yanmayacak. Sahibine geri iade edebilecek mesela en basitinden. Bu gayet güzel bir şey. O yüzden o projeyi yapan kişi ya da projeyi çıkartan ekip bunu diyecek ki biz bunda ölmemeliyiz. Ayakta durmalıyız, sağlam olmalı bu proje yürümeli, yoksa bunu bize iade ederler. O yüzden de yani burada sadece iyilerin ve gerçekten ilerlemek isteyenlerin ayakta kalacağını, o kapıyı açmış oluyor bence bu konuda yani. Doğru ya, orada dürüstlük de biraz ön plana çıkıyor ve herkesin anlaması açısından ben şöyle de söylemek istiyorum. Yani bir buzdolabı çamaşır makinesi örneği bence çok doğru bir örnek olur. Herhangi X bir markasından 10.000 TL'ye bir buzdolabı alıyorsun ve adam sana şunu söylüyor. Yani farklı markalar var, öyle düşün. İşte bunları her bir farklı bir NFT olarak düşünebilirsin. 10.000 TL'lik bir çamaşır makinesi alıyorsun ve o X marka sana diyor ki sen bunu diyor bir ay içinde beğenmezsen geliyorsun bana veriyorsun bu çamaşır makinesini diyor ve sana 10.000 TL'ni geri iade ediyorum diyor. Bir başka marka gelecek yarın bir gün, diyecek ki rekabet oluşacak yani. Aynen. 2 ay içerisinde beğenmezsen diyecek. Dolayısıyla bu süre zarfı arttığı zaman bu NFT'lerin kalitesi de artacak. Şimdi bir işin bir de bu örnekte şöyle bir noktası da var. İşte 10.000 TL'lik bir çamaşır makinesini aldın. Aslında o adam 10.000 TL'yi senin kasanda tutuyor. Adam da tutmuyor. Bunu normal işte kripto paraları entegre ettiğimizde skanlar üzerinde kilitli tutuyor. Evet. Aslında elleyemiyor. Ya parayı da alıp gidemiyor aslında. Yani. Gidemiyor. Aynen. Tabii parayı cebine alamıyor. Dolayısıyla bunu mesela 2 aylık bir zarfı varsa, mesela 2 ay sonra %20'si açılacak, 3 ay sonra %40'ı açılacak, kendine fon sağlamak için. Doğru. Yani bu projeyi büyütmek için aslında 2 ay çok doğru hamleler yapmalı. O buzdolabı yatırımcısı da işte mesela o bir ayda o kadar iyi olmalı ki, ya da buzdolabını o bir ayda o kadar kaliteli yapmalı ki, dayanmalı ki sen ondan memnun kalmalısın ki o adam da bu fonu bir ay sonra cebine katabilsin ve devam etsin. O yüzden ben ERC-721 Refundable dediğimiz kavramın da başlı başına araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada bence yeni hype'ların bulunması için herkesin araştırmacı olması gerekiyor ve yeni şeylere bakması burada, gerekiyor. Burada mesela şu konuya da bağlantı yapabiliriz aslında. İnsanlar genellikle soruyor ya, hocam bir şeyleri yeni başta yakalayamıyoruz. Mesela bu yeni başta yakalanacak bir şey. Layer Zero iki tane şey söyledi. Refundable olayı özellikle mesela gayet en başında yakalanabilecek bir şey. Yani şu an duyduğunda o ne ya diyecek birçok kişi. Evet. Ya da bu nasıl bir şeymiş, biz nasıl anlayacağız bunu falan diyecek. Ama şimdiden kulak aşinası olan ya da ufak tefek bu işin içerisinde meraklanıp girenler insanların hepsi yarın bir gün bir sürü para kazanacak. Çok aşırı para kazanacaklar belki de. Ya bu paraları yani kazanmak için de böyle bir şeyler çok değersizken sonuçta birçok işte Ape Coin mesela örneği var. İşte Borut Ape'lerin işte tutanlarına işte airdropla verildi. Bir şeyi de yok. Tabii o zengin koleksiyonu diyecekler şimdi ama zamanında onlar da yani gayet normal fiyatlardan çıktılar. Yani o dönemin fiyatlarıyla makul fiyatlardan çıktılar. Ve üzerine kripto paralarla iyice katlanarak gelen bir servete dönüştü. Yani bunun gibi böyle ufak tefek başlangıçlarla bu tarz şeyler sonrasında büyüyerek devam ediyor. Ama burada tabii ki hemen ne kadar sürede olur işte bir saat içinde ya da bir gün içinde. Hızlı zengin olmak zaten mümkün değil. Yani mümkün değil. Burada öncesinde kripto parayı bile bugün işte Bitcoin örneğinde yani işte gittik 60-70 bin dolara, tekrar düştük 40 bin dolara. Yani biraz beklersen 5 sene sonra nereye geleceğini bilemezsin ama. 2017'de de böyle düşüş olmuştu. 2 sene içinde neler değişti. Burada birazcık bir 2 sene bekleyerek bu şeyin yani bazen bir 2 sene bazen 6 ay bazen 3 ay bazen 5 saat. Bazen 5 saat evet. Yani onu bilemezsin ama birazcık böyle bir şeylerin farkında olmak ya da sabırlı olmak gerekiyor aslında. Evet. Genel temel konu o yani. Ya ben son olarak şunu ekleyeceğim.
bizim aslında kanalın sloganı. Hani NFT'lerden nasıl para kazanılır ben şuraya bağlayacağım. Ve diyoruz ya work, learn, earn diyoruz. Yani aslında kripto paralarla da bunu bağdaştırabiliriz. Ya da hayatın herhangi bir yerinden de. İlk önce çalışacağız. Yani çalışmak zorundayız. Sonra öğreneceğiz. Sonrasında para kazanacağız. Yani normal hayatta da hep böyle bir büyükle konuştuğunda şöyle söyler. İnsan bildiği işi yapacak der. Dolayısıyla biz NFT'leri eğer bilmiyorsak, kripto paraları bilmiyorsak, bunları takip etmiyorsak bunlardan bence para kazanmamız çok mümkün değil. Kazandığımız paraları tutma noktası da sıkıntı. Çünkü eğer X bir projede para kazanmış olsak dahi bu şansla alakalı olacak. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. İkinci Y projesinde bütün bu kazandığımız parayı kaybetme ihtimalimiz ortaya koyuyor. O yüzden NFT'lerle ilgili şunu söyleyebilirim. Muhteşem şeyler olacak. Oldu ve olmaya devam edecek. Ama takip edilmesi, yeniliklere bakılması noktası çok çok önemli. Belki bu şu an aldığımız bir NFT bizi bir sene sonra çok daha farklı yerlere getirecek. Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. O yüzden önce öğreneceğiz. Önce çalışacağız, sonra öğreneceğiz ve kazanacağız diyorum. Evet. Benim NFT'lerle ilgili söylemek istiyorum. Yani durup dururken piyango gelip sizi vurmaz yani. O yüzden buna dediğin gibi takip etmek, içinde durmak ve aynı zamanda da çalışmak ve araştırmak gerekiyor.